Değil mi? Cenab-ı Hak burada iyi ile kötüyü, hatta şöyle diyelim, mümin ile mümin olmayan birbirinden koparıyor. Tefrik ediyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Çok basit. İmtihanla. Sen bu imtihanda kutuları işaretliyoruz. Cevapları sen kendin yazıp seçip belirliyorsun. İşte iman ve teklif o yüzden iki anahtar kelimedir. Teklif, bunu yap. Böyle bir tercihte bulun. Şu senin için doğrudur. Şu senin için hayırlıdır. Cenab-ı Hak bize öğretiyor, ders veriyor. Sen kabul edersen iman etmiş oluyoruz. Sana bir teklifte bulunuyor. Fakat kabul etmemek gibi bir lüksün de var. Tabii ya, sende cüz'i de olsa bir irade var, değil mi? Cüz'i irade. Cüz'i de olsa, fakat külli irade, bak senin cüz'i iradene taalluk etmiş, tabi olmuş. Sen diyor tercih edersen ben senin için hayır veya şer ikisini de yaratırım. O yüzden hayır ve şerri seçmek demek olan imtihan neticesinde Cenab-ı Hak sana müdahil olmaz. Tıpkı bir öğretmenin öğrencisine, muallimin talebesine müdahil olmadığı gibi. Yoksa itiraz edersin, senin yüzünden oldu dersin, değil mi? İşte Allah senin nefsinin bu itirazına imkan vermiyor, mehal bırakmıyor. O yüzden iman ve teklif kavramları çok önemli. İman ve teklif olacak ki elmas ile kömür birbirinden ayrılsın. Birbirine karışmasın. Kaynaşmasın. Birbirine gizlenmesin. Ne olsun? Birbirinden ak ile kara gibi birbirinden ayrı düşsün. Siyahla beyaz gibi. Öyle değil mi? İhtiyar kalmazsa teklif olamaz. İmtihan olacak ki teklif olsun. Teklif olacak ki ihtiyar meselemiz açısından muteber olsun, kabul görürsün.